püskülü ile ilgili klinik araştırmalar İskoçya'da yapılmıştı. İskoçya'da yapılan klinik araştırmalarda mısır püskülünün taze sorusu tabii daha makbul, bu artık kurumuş. Mısır püskülünün idrar yolları enfeksiyonu, prostat iltihaplanması yani prostatit ve mesane iltihaplanması yani sistite karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırmalar var. Bizim tanıdığımız zat-ı muhterem Hamza Bey prostat rahatsızlığına yakalanmış. Adamcağız prostatı büyüdüğü için sık sık tuvalete gidiyor. İdrar yolları da enfeksiyona yakalanmış. Çok çok kimyasal ilaç kullanmış. Kendisi Frankfurt'ta perişan olmuş. Dedim ki problem değil, hallederiz. Nasıl? Altın başak otu, mısır püskülü, huş yaprağı, ayrık otu, ayrık kökü, at kuyruğu otu, civan perçem otu. Bu bitkilerde karıştıran çok özel bir formül çay. 6 hafta içtikten sonra bana geldi, Allah size razı olsun. Ne oldu? Hiçbir rahatsızlık olmadı. Evet, doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyi kullanırsanız problem kalmaz. İdrar yolları enfeksiyonunda bu formül çok çok etkili. Prostat rahatsızlığında, prostat büyümesi rahatsızlığında ısırgan kökü yakutu da karıştırılır. Bunun için ise prostat büyümesine karşı ise ısırgan kökü yakutu, efendim mısır püskülü, altın başak otu, at kuyruğu otu, ayrık kökü. Bunların karışımına çok özel bir formül hazırlanırsa prostat büyümesi de yavaş yavaş normale döner. Neden ne diyeceksiniz? Çünkü ısırgan otunun kökünde ne var? Beta-zitoşterol var. Ne işe yarıyor beta-zitoşterol? Prostat büyümesine sebep olan iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Bu enzimler ne yapıyor? Frenliyor. Böylece prostatın içerisindeki erkeklik hormonunu dişilik hormonuna dönüştüren enzim azalırsa prostat tekrar normale döner. Klinik olarak araştırın. Maşallah bu mısırı da böyle ilk defa görüyorum. 3 metre büyüklüğünde mısır. Hayatımda ilk defa 3 metre büyüklüğünde mısır. Mısır'ın vatanı bilindiği gibi 16. yüzyıla kadar neresi? Güney Amerika. Oradan bütün Amerika'ya yayılmış. Amerika'nın keşfinden sonra da Avrupa'dan sonra Türkiye'ye gelmişti. Evet. Maşallah. Sulak bir yer bulursa uzayıp gidiyor. Hürmetler, saygılar.